Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Ben Alper Ateş. Yine dört değerli misafirimizle stüdyomuzda buluştuk. Birazdan hanımefendilerle, beyefendilerle sorularımıza başlayacağız. Siz de bize eşlik ederseniz memnun oluruz. Her akşam olduğu gibi başvuru videoları geliyor ve Ben Bilirim başlıyor. Merhaba, ben Can Sukula, 23 yaşındayım, Denizliliyim. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Yarışmayı ailecek severek izliyoruz. Özellikle abimle yarışmayı çok seviyorum. Ben de bu yarışma heyecanına dahil olmak istedim. Herkese başarılar. Merhabalar, ismim Murat Bay, 26 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezunum. Savunma sanayi sektöründe çalışıyorum. Bir yıldır evliyim. Yarışmanın güzel geçmesini diliyorum ve yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben Sergen Özkurum. 1994 Mersin doğumluyum. Mersin'de yaşıyorum, bekarım. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Evde yarışmanın artık yetmediğini fark ettim. Stüdyoda bu heyecanı hep birlikte yaşamak istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma öncelikle keyifli, sonra başarılı bir yarışma diliyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar, ben Pınar Yıldırım. 30 yaşındayım. Matematik ve fen bilimleri öğretmeniyim. 1,5 yaşında bir oğlum var. Yarışmayı yaklaşık 1 yıldır takip ediyorum, severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, değerli misafirlerimiz, artık sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Bu akşam İstanbul'dan 3 ve Mersin'den 1 misafirimizi ağırlıyoruz. 1 numaralı masamızda Murat Bey var. 2 numaralı masamızda Cansu Hanım'la yarışacağız. 3 numaralı misafirimiz Pınar Hanım. Ve 4 numaralı masamızda da Sergen Bey. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhaba, ismim Murat, 26 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunum, makine mühendisliği yapıyorum. Bir yıldır evliyim. Atletizmi ve doğa sporlarını daha çok seviyorum ve onlarla ilgileniyorum. Buradaki yarışmacı arkadaşlarıma yarışta başarılar diliyorum. Keyifli geçmesin umarım. Ben de size başarılar dilerim Murat Bey. Murat Bey az önce zaten yayın öncesi doğa tutkusundan ve oradaki aktiviteleri olan ilgisinden epey bahsetti, sağ olsun. Umarım sizin için güzel, keyifli bir akşam olur. Var mı heyecan? Rahat mısınız? Rahatladım gibi biraz yarışta. Hadi inşallah böyle devam ederiz Murat Bey. Başarılar dilerim efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve 2 numaralı masamıza Cansu Hanım'a dönüyoruz. Hoş geldiniz Cansu Hanım. Hoş buldum, merhabalar. Merhaba. Cansu Kula ben. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. 23 yaşındayım. Aslen Denizliliyim. Denizde doğdum, büyüdüm. Keyifli bir yarışma olmasını diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Özellikle Cansu Hanım Denizli'deyken aileyle birlikte takip ediyormuş. Abiyle özellikle. Abim Türkçe öğretmeni. Biraz zorlayıcı olabiliyor ama keyifli de oluyor aynı zamanda. Evet, bu arada Denizli'deki aileye saygılar efendim. Cansu Hanım da şu an Endüstri Mühendisliği son sınıf, inşallah bu sene bitiriyormuş. Devamında da güzel bir meslek hayatı dilerim. Bu akşam da başarılar dilerim Cansu Hanım. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Ve 3 numaralı masamızda Pınar Hanım var. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Hoş buldum. Ben Pınar Yıldırım. 30 yaşındayım. 1,5 yaşında bir oğlum var. Matematik ve fen bilgisi öğretmeniyim, sağ olun. Yarışmanızı çok severek izliyoruz. Uzun süredir takip ediyorduk zaten. Eşimin desteğiyle hani sen de katıl diyerek bir başvurdum ve çağrıldım. Teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben de size başarılar dilerim Pınar Hanım. Teşekkür ederim. Bu akşam misafirlerimizin taraftarları, destekçileri yine stüdyomuzda. Birazdan bahsedeceğiz. Pınar Hanım'ı da eşi yalnız bırakmadı. Tekrar teşekkürler efendim. Ve 4 numaralı masamızda da Sergen Bey var. Mersin'den misafirimiz. Hoş geldiniz Sergen Bey. Hoş bulduk. Ben Sergen Özkurum. Mersin'den geliyorum. Yarışmayı 2-2,5 sene önce uykusuz kaldığım bir gecede tekrar programına denk gelip izlemeye başladım. Zaten bir kere izledikten sonra bağımlısı olmamak pek mümkün değil. Teşekkür ederiz. İşte o bağımlılık beni buraya getirdi. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim, Marmara Üniversitesi mezunuyum. Başarılar diliyorum. Keyifli bir yarışma, her şeyden önce benim isteğim. Teşekkür ederiz Sergen Bey. Biz de hem güzel sözleriniz için teşekkür ederiz hem de bu akşam Ben Bilirim de başarılar dilerim Sergen Bey. Teşekkür. Sergen Bey bu akşam stüdyomuzda yalnız değil, arkadaşıyla birlikte. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Okul arkadaşı, üniversite arkadaşı. Evet, üniversiteden. Evet, teşekkür ederiz tekrar. Pınar Hanım'ın eşi var demiştik. Tekrar teşekkür ederiz. Cansu Hanım bu akşam stüdyomuzda arkadaşıyla birlikte. Evet. Tekrar teşekkürler. Ve Murat Bey'i de kardeşi bu akşam yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz tekrar. Efendim, dört değerli misafirimizi tanıdık. Artık ilk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Murat Bey'e ve bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. H.
Eşim Şevval'in şeysi. Şevval Hanım'ın şeysi. 30 puanımız var. Anlam bilgisiyle başlıyoruz. Bir durumun kesinlikle kabul edilmediğini anlatan veya dine aykırı bir ihtimalden söz ederken kullanılan ifadedir. Süremiz başladı. Haşa. Haşa. Murat Bey seçtiği ilk harften 30 puanlı açılış yapar mı görelim. Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Murat Bey. Teşekkürler. Efendim şimdi Cansu Hanım seçecek ikinci harfimizi. Ben de bugün benim yanımda gelen arkadaşım Mustafa'nın M'si. Mustafa Bey'in M'si 50 puana sahip. Bir anlam bilgisi de Cansu Hanım için ekranda. Çıkıntılı yer, şişkinlik veya küçük tepe anlamlarına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Tümsek. Tümsek. Bu cevapla Cansu Hanım da açılışını yapar mı görelim. Tebrikler. Size de hayırlı uğurlu olsun Cansu Hanım. Ve Pınar Hanım seçiyor ilk harfini. Ben de yine oğlum Aras'ın A'sı. Aras'ın A'sı Allah bağışlasın tekrar. 40 puan yiyeceklerden alıyoruz. Kelek turşusu yapılırken kullanılan yiyecektir. Süremiz başladı. Marul. Marul. Doğru mu görelim. Olmadı marul. Buyurun Cansu Hanım. Kavun. Kavun. Bu kez doğru mu? Tebrikler. Ve Sergen Bey seçecek ilk harfini. Annem Sevgi, yeğenim Sema'nın sesi. Sevgi Hanım ve Sema Hanımların sesi 30 puana sahip. Spordan geliyor sorumuz. Logosunda ay yıldızlı bir eldiven figürü bulunan spor birliğidir. Türkiye nokta nokta federasyonu. Süremiz başladı. Türkiye Boks Federasyonu. Türkiye Boks Federasyonu. Mersin'den öğretmenimiz Sergen Bey de bu cevapla açılışını yapar mı görelim. Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun size de Sergen Bey. Efendim Türkiye Boks Federasyonu'nun da logosu ekranımıza geldi. Şimdi soru seçme sırası Murat Bey'de. Gidiyoruz harflere. Bursa'nın B'si. Bursa 60 puan. Kategorimiz tarih. Sorumuz şöyle. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a davet ederek resmini yaptırdığı sanatçıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a davet ederek resmini yaptırdığı sanatçı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Buyurun Sergen Bey. Bellini. Bellini. Doğru mu? Tebrikler. Sergen Bey tablosunu 70 puana taşıdı. Hatta Türk Tarih Kurumu'nda yer alan bilgi şöyleydi. Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet, yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul'a getirtti. Nitekim astronomi bilgini Ali Kuşçu kendi döneminde İstanbul'a geldi. Ünlü ressam Bellini'ye de İstanbul'a davet ederek kendi resmini yaptırdı der Türk Tarih Kurumu. Tebrikler Sergen Bey'e. Ve rica ederim sorumuzun sahibi Cansu Hanım. Kubilay'ın K'si. Kubilay'ın K'si 60 puan. Sorumuz kimyadan geliyor. En az iki farklı elementin belirli oranlarda ve kimyasal yöntemlerle oluşturduğu maddedir. Süremiz başladı. Bileşik. Bileşik. Cansu Hanım 100 puanı aşar mı görüyoruz. Tebrikler. Yeni harfimizi Pınar Hanım seçiyor. Edirne'nin neyse. Edirne 70 puan değeri var. Bilişimden alacağız Pınar Hanım. Şöyle sorulmuş. Bilgisayardaki dosyaların boyutunu ifade ederken kullanılan kısaltması MB olan birimdir. Süremiz başladı. Megabyte. Megabyte.
Bu cevapla öğretmenimiz Pınar Hanım da hoş geldin puanını kazanır mı? Görelim. Kutlarız. Evet, artık tablolarda tüm misafirlerimizin puanı var. Döndük Sergen Bey'e. Refik'in R'si. Refik'in R'si 50 puan. Sorumuz araç gereçlerden geliyor. Yazıcıya yerleştirilen mürekkep dolu tüptür. Süremiz başladı. Kartuş. Kartuş. Doğru mu? Tebrikler. 8 sorunun ardından puanlarımız şöyle. Cansu Hanım 150 ile lider. Sergen Bey 120. Pınar Hanım 70. Murat Bey 30. Murat Bey'deyiz. Denizli'nin D'si. Denizli 70 puanımız var. Sinemadan alacağız şu sorumuzu. 2015'te vefat eden Postacı, Devlet Kuşu gibi birçok Yeşilçam filminin yönetmenidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sergen Bey. Vahdet Ay. Vahdet Ay oldu mu? Olmadı. Buyurun Sergen Bey. Vecdet Ay. Bir daha alayım. Vecdet Ay. Vecdet Ay mı aradığımız cevap? Yine olmadı. Murat Bey. Necdet Ay. Necdet Ay mı? O da olmadı. Bir kutu açıyoruz. Pınar Hanım. Necdet Ün. Doğru mu? Olmadı. Bir Murat Bey. Memduh Ün. Memduh Ün. Bu kez doğru mu? Kutlarız. Evet, Murat Bey kendi sorusundan puanını aldı. Bu arada Türk sinemasının önemli isimlerinden ve kaybettiğimiz değerlerimizden Memduh Ün geldi. Bir kez daha saygıyla anıyoruz efendim. Soru seçme sırası Cansu Hanım'a geçti. Giresun'un G'si. Giresun 50 puana sahip. Bilimden gelecek şu soru. 2019 yılına adı verilen dünyaca ünlü İslam bilim ve teknoloji tarihi araştırmacısıdır. Profesör Doktor Fuat nokta nokta. Süremiz başladı. Güngör. Profesör Doktor Fuat Güngör. Doğru mu? Olmadı. Buyurun Pınar Hanım. Sezgin. Profesör Doktor Fuat Sezgin. Görelim. Tebrikler. 120 oldu Pınar Hanım'ın tablosu ve 2018'de kaybettiğimiz Profesör Doktor Fuat Sezgin nur içinde yatsın. Soru seçme sırası şimdi Pınar Hanım'da. Çankırı'nın Ç'si. Çankırı 70 puan kazanabiliriz. Trafikten gelecekmiş efendim şu sorumuz. Güvenlik ve trafik akışı için bir yolun zemininden yüksekte bulunan köprü biçimindeki yapıdır. Süremiz başladı. Üst geçit. Üst geçit. Bu cevap Pınar Hanım'ı liderlik koltuğuna taşır mı? Kutlarız. 190'la lider oldu Pınar Hanım. Tebrik ederim tekrar. Ve Sergen Bey'deyiz. Fenerbahçe'nin F'si. Fenerbahçe'nin F'si 40 puan. Canlılardan alıyoruz sorumuzu. Genellikle Ege ve Akdeniz'de bulunan eti beyaz, karasularımızda avcılığı yasak bir balık türüdür. Süremiz başladı. Kefal. Kefal. 40 puan Sergen Bey'e yazılır mı kefalle? Olmadı Murat Bey. Lüfer. Lüferle gelir mi o 40 puan? Yine olmadı. Bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha. 20 puanımız var. Sergen Bey. Orfoz. Orfoz. Doğru mu görelim? Kutlarız. Sergen Bey de 140'a ulaştı bu cevabın ardından. Aradığımız canlıya dair görselimiz de geldi efendim. Soru seçme sırası şimdi Murat Bey'de. Cimbom'un C'si. Az önce Fenerbahçe ile seçtik. Karşılık olarak da Cimbom'un C'si geldi. 50 puan benzetmelerden alıyoruz.
İnsanın bulunmaktan çok mutlu olacağı, çok güzel yerler için kullanılan benzetmedir. Nokta nokta gibi. Süremiz başladı. Cennet gibi. Cennet gibi. Görelim. Kutlarız. Evet, misafirlerimiz yakın performanslarla ilerliyor. Tablolardaki son durum şöyle. 190, 150, 140, 140. Buyursunlar Cansu Hanım. Ordunun Oğuz'u. Ordu. 70 puanda ordumuz da var. Coğrafyadan alıyoruz sorumuzu. Salda Gölü ve Salda Kayak Merkezi ile bilinen Burdur ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ekrandaki Burdur ilçesini ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Buyurun Sergen Bey. Yeşilova. Yeşilova. Doğru mu? Kutlarız. Sergen Bey, Pınar Hanım'la puanları eşitledi. 190-190 oldu. Pınar Hanım, sizdeyiz. Trabzon'un tesi. Trabzon 50 puana sahip efendim. İnsan vücudundan geliyor. Ses dalgalarının kulaktaki kısımlardan geçip beyinde algılanmasıdır. Süremiz başladı. İşitme. İşitme. Ben bilirim de bu akşam 200'ü aşan ilk misafirimiz Pınar Hanım olur mu görelim. Tebrikler. Sergen Bey için geliyor harf tablosu. Ablam Nesrin'in N'si. Nesrin Hanım'ın N'si 40 puan. Para birimlerinden alıyoruz. Irak ve Ürdün'ün para birimidir. Süremiz başladı. Dinar. Dinar. Şu ana kadar başarılı bir ilk tur geçiren Sergen Bey bu cevabıyla 200 puanı da aşar mı? Görelim. Tebrikler. Isınma turumuzda son 8 harf. Başlıyoruz Murat Bey ile. Hatay'ın H'si. Hatay. 60 puanımız da Hatay'ımız da varmış. Genel kültürden alıyoruz. Soğuk hava depolarına verilen isimlerden biridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Cansu Hanım. Buzhane. Buzhane. Doğru mu? Tebrikler. Şimdi de Cansu Hanım'la seçeceğiz. Van'ın V'si. Van'ın V'sinde 50 puan varmış. Bir kez daha spordan geliyor sorumuz. Bir müsabaka öncesinde üstünlük sağlayacağı tahmin edilen sporcu veya takımdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Murat Bey. Favori. Favori. Sergen Bey gitti butona. Murat Bey gitti. Pınar Hanım siz de gitmiştiniz değil mi? Evet. 3 misafirimiz gitti. Puan Murat Bey'e yazılır mı? Kutlarız. Isınma turunda son 6 harfimiz sizdeyiz Pınar Hanım. Urfa'nın olsun. Şanlıurfa'mızda 50 puanımız varmış. Müzikten geliyor. Söylenecek gibi değil dostlarım, bu yüzden suskunum. Sözlerinin yer aldığı İbrahim Tatlıses şarkısıdır. Süremiz başladı. Yorgun. Yorgun. Görelim. Kutlarız. 290 oldu Pınar Hanım. Pınar Hanım eve göre nasıl ilerliyor şu ana kadar? Aşağı yukarı aynı. Gayet gidiyorum. Güzel gidiyorsunuz şu ana kadar. 290'la liderimiz. Tebrikler teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Son 5 harfimiz artık Sergen Bey'deyiz. Yumuşak ye. Herhangi yumuşak bir şey ye. Değil ama. Kendisi diyorsunuz. Yumuşak ye. 50 puan anlam bilgisinden alıyoruz.
iyilik ve şans getirdiğine inanılan anlamındaki sıfattır. Süremiz başladı. Uğurlu. Uğurlu. Sergen Bey'in hanesine 50 puan daha ekler mi? Tebrikler. Son 4 soruya girerken sıralama şöyle. Pınar Hanım 290, Sergen Bey 280, Cansu Hanım 210, Murat Bey 190. Isınma turumuzda herkesin birer sorusu kaldı. Buyursunlar Murat Bey. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 40 puan kazanabiliriz. Genel kültürden geliyor. Sürekli aşağı yukarı, ileri geri gidip gelerek yürümektir. Süremiz başladı. Volta. Volta. Doğru mu? Tebrikler. Cansu Hanım seçecek bu turdaki son harfini. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı 50 puanı var. Anlam bilgisinden alacağız bir kez daha. Yetkili birinin makamına iş için gitmek, yayımlanmak, yükselmek, artmak gibi anlamlara gelen kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Murat Bey. Çıkmak. Çıkmak. 50 puan kazandırır mı? Kutlarız. Isınma turumuzun son ikisinden biri Pınar Hanım'ın harfi. Pınar'ın P'si. Pınar'ın P'si 40 puan dekorasyondan geliyor. Süs bitkisi görünümünde olan suni dekorasyon eşyasına verilen addır. Nokta nokta çiçek. Süremiz başladı. Yapay çiçek. Yapay çiçek. Görelim. Aradığımız cevap yapay çiçek değilmiş Cansu Hanım. Yapma çiçek. Yapma çiçek. Bu kez doğru mu? Tebrikler. Ve efendim 4 misafirimizle ısınma turumuzu tamamlıyoruz. Sergen Bey'e kalan son harfle. Japonya'nın J'si. Japonya'nın J'si son harf. Son kategori ise anlam bilgisi şöyle sorulmuş. Kır resmi ve bir yerin doğal görünüşü manalarındaki Fransızca kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Murat Bey. Kadraj. Kadraj. Turun son puanı Murat Bey'e gider mi? Olmadı. Kadraj değilmiş aradığımız cevap. Sergen Bey. Metraj. Metrajla gelir mi 50 puan? Yine olmadı. Murat Bey. Montaj. Montaj. Doğru mu? Hayır dediler. Kır resmi ve bir yerin doğal görünüşü. Sergen Bey. Peyzaj. Peyzajla soruya noktayı koyar mıyız? Tebrikler. Efendim ilk 24 soruyu geride bıraktık. Puanlarımız şöyle. Liderimiz Sergen Bey 330 puanla. İkincilik koltuğunda Pınar Hanım 290. Murat Bey 280. Cansu Hanım 250. Yakın puanlarla yarıştık. Bir soru ikinci turda her şeyi değiştirebilir. Bakalım finalde kimler yarışacak. Onu görmek için hadi birlikte ikiye geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim başlıyoruz ikinci turumuza. Sorumuzun sahibi Murat Bey. Buyursunlar harf tablomuz ekranımıza geliyor. Kardeşim Ahmet'in A'sı. Ahmet Bey'in A'sı 100 puanımız var. İlk soru psikolojiden ekranda. Belirli seslerden veya gürültüden korkma olarak tanımlanan rahatsızlıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. 100 puanlık sorumuzun cevabını ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan birini açalım. Belirli seslerden veya gürültüden korkma. Buyurun Pınar Hanım.
Akustikoloji. Akustikoloji oldu mu? Olmadı Cansu Hanım. Akustikofobi. Akustikofobi. Bu kez oldu mu görelim. Kutlarız. Bu cevabın ardından ilk sorumuz Cansu Hanım'ı lider yaptı. 340'la tebrik ederim Cansu Hanım. Şimdi Cansu Hanım seçiyor. Buse'nin B'si. Buse'nin B'si. 100 puan. Deyimlerle devam ediyoruz. Birini acele ettirerek çok sıkıştırmak manasındaki deyimdir. İki ayağını bir nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Pabuca sokmak. İki ayağını bir pabuca sokmak. Cansu Hanım 2'de 2 yapar mı bu cevabıyla? Görelim. Kutlarız. Ve Pınar Hanım seçiyor bu turdaki ilk harfini. Eşim Mert'in M'si. Mert Bey'in M'si. 90 puan alışverişten alacağız sorumuzu. Ürünlerin saklama şartlarına göre belirlenen ömrünü ifade eden terimdir. Nokta 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 tarihi. Süremiz başladı. Son kullanma tarihi. Son kullanma tarihi. Pınar Hanım da 300 puanı aşar mı? Tebrikler. Ve Sergen Bey ile gidiyoruz sorumuza, harf tablomuza. Tarsus'un T'si. Tarsus'tan misafirimiz Sergen Bey, Tarsus'un T'si 120 puana sahip. Birlikte bir söz arayacağız efendim, geliyor. Birine sevindirici haber verileceği zaman sıklıkla söylenen sözdür. Süremiz başladı. Müjdemi isterim. Müjdemi isterim. Sergen Bey'i lider yapar mı görelim. Kutlarız. İlk 4 sorumuzun ardından puanlar şöyle. Sergen Bey 450, Cansu Hanım 440, Pınar Hanım 380, Murat Bey 280. Murat Bey sizdeyiz. Denizli'nin D'si. Denizli, 90 puan kazanabiliriz. Deyimlerden geliyor sorumuz. Şaşırıp bulunduğu ve gideceği yeri kestirememek manasındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cansu Hanım. Tersi dönmek. Tersi dönmek. Doğru mu görelim. Kutlarız. Soru seçme sırası Cansu Hanım'da. Cansu'nun C'si. Cansu'nun C'si. 90 puan. Bir anlam bilgisi de Cansu Hanım'a geliyor. Bir işin kararlaştırılan zamandan sonra yapılmasına sebep olmaktır. Süremiz başladı. Geciktirmek. Geciktirmek. Doğru mu? Tebrikler. Cansu Hanım maşallah ikinci tura daha seri girdiniz. Evet. 620. Anlam bilgisinden gelince yapabildim. İyi gidiyorsunuz. Tebrik ederim. 620 oldu. Şimdi Pınar Hanım seçecek harfimizi. Giresun'un G'si. Giresun. 140 puanda Giresun'umuz da var. Bu kez atasözlerimizden alıyoruz. Şaka yaparken bile incelikten ayrılmamak lazım anlamına gelen bir atasözüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Yüksek puanlı sorularımızdan biri ekranda. Şaka yaparken bile incelikten ayrılmamak lazım. Ne olabilir aradığımız atasözümüz? Buyurun Pınar Hanım. Latife etmek gerek. Latife etmek gerek. Doğru mu? Olmadı. Kutularımızdan biri açılıyor. Pınar Hanım. Latife... Yok, lütufa latif gerek. Lütufa latif gerek oldu mu? O da olmadı. Kutularımızdan Pınar Hanım. Latife lütuf gerek. Latife lütuf gerek oldu mu? Olmadı. Sergen Bey. Latife latif gerek. Latife latif gerek. Bu kez oldu mu? Tebrikler.
Evet, bu soruda Pınar Hanım'ın çok emeği vardı. Hep etrafında dolaştık. Bu an Sergen Bey'e gitti. Sağlık olsun Pınar Hanım. Tebrikler. Sorumuzu Sergen Bey seçiyor. İstanbul'un iyisi. İstanbul, 170 puanımız var. İkinci turumuzun en yüksek puanlı sorusu tabelalar kategorisinden alıyoruz. Mavi dikdörtgen zemin üzerinde ülkemizin adının ve bayrağımızın yer aldığı işarettir. Nokta 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 levhası. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? İkinci turumuzun en yüksek sorusunun cevabını Cansu Hanım. Türkiye Millet Temsil Levhası. Türkiye Millet Temsil Levhası oldu mu? Olmadı. Sergen Bey. Türkiye Toprak Sınırı Levhası. Doğru mu? Olmadı. Kutularımızdan birini açalım. Birazdan aradığımız o levhanın görseli de gelecek. Sergen Bey. Türkiye Devlet Sınırı Levhası. Türkiye Devlet Sınırı Levhası. Doğru mu? Kutlarız. Mersin'den misafirimiz Sergen Bey 740'la lider oldu. Bu arada aradığımız levhaya dair görsel de ekranda efendim. Tebrikler Sergen Bey. Teşekkür ederim. Şimdi yeniden Murat Bey'deyiz. Yeni harfteyiz. Ürdün'ün Ü'sü. Ü harfi 150 puana sahip, edebiyat ve müzikten gelecekmiş şu sorumuz. Yahya Kemal Beyatlı'nın Münir Nurettin Selçuk tarafından bestelenmiş şiiridir. Nokta 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 baktım aziz İstanbul. Süremiz başladı. Gelmedi. Yine tüm butonlar aktif ve bir kutu açılıyor dediğim an Sergen Bey. Dün sana düz bir tepeden baktım aziz İstanbul. Dün sana düz bir tepeden baktım aziz İstanbul oldu mu? Olmadı Pınar Hanım. O gün düz bir tepeden baktım aziz İstanbul. Doğru mu? Olmadı Cansu Hanım. Sana dün düz tepeden baktım. Sana dün düz tepeden baktım İstanbul oldu mu? Olmadı. Buyurun Pınar Hanım. Sana düz bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görelim. Yine olmadı Murat Bey. Aynısını diyecektim. Peki gelmedi. Cansu Hanım. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Bu kez doğru mu? Kutlarız. Evet, bir kez daha lider değişti. Cansu Hanım 770'i gördü bu cevabın ardından. Hem Yahya Kemal Beyatlı hem de Münir Nurettin Selçuk geldi efendim ekranımıza. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim bu vesileyle. Soru seçme sırası şimdi Cansu Hanım'da. Yalova'nın Y'si. Yalova, 110 puanımız var. Genel kültürden geliyor. Bilgisayarda bir metin için karşımıza çıkan Kalibri, Times New Roman gibi seçeneklere verilen genel addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kutu açalım. Liderlik yarışında şu an fark sadece 30 puan. Bir kutu daha. Buyurun Sergen Bey. Yazı karakteri. Yazı karakteri. Bir kez daha lideri değiştirir mi? Tebrikler. 830'la liderlik koltuğunda Sergen Bey. Bu cevabın ardından tüm misafirlerimiz de final şansını koruyor. Hatırlatalım. Pınar Hanım'a dönelim. Ömer'in Ö'sü. Ömer'in Ö'sü 120 puan. Bu kez de müzikten alıyoruz. Güneşe, yıldızlara sorar seni ararım sözleriyle başlayan eserdir. Süremiz başladı.
gelmedi. Güneşe, yıldızlara sorar seni ararım. Bir kutu açılıyor. Murat Bey. Dön gel bir tanem. Dön gel bir tanem. Murat Bey'i üçüncülük koltuğuna taşır mı? Kutlarız. 390'ı gördü Murat Bey de bu cevabın ardından efendim. Tebrik ederim Murat Bey. Teşekkürler. Açılamayacağım zannetmiştim. Sonunda geldi. Şu anda güzel de geldi. Çok ciddi bir fark da yok aramızda. Şanslar devam ediyor Murat Bey. Güzel gidiyoruz. Ve sorumuzu Sergen Bey seçecek. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa 90 puanımız var. Spor malzemelerinden alacakmışız sorumuzu. Dağcılıkta sporcunun düşmesini engellemek için kullanılan bir ekipmandır. Süremiz başladı. Atlayış ipi. Atlayış ipi. Farklı bir cevap varsa da alabilirim. Peki görelim. Olmadı Cansu Hanım. Tırmanış ipi. Tırmanış ipi. Doğru mu? Tebrikler. Cansu Hanım'la Sergen Bey arasında sürekli bir liderlik yarışı var. Bu kez de Cansu Hanım öne geçti. Son 8 sorumuza girerken sıralamamız şöyle. Cansu Hanım 860, Sergen Bey 830, 390 Murat Bey, 380 Pınar Hanım. Şanslar devam ediyor. Başlıyoruz son 8'e. Buyursunlar Murat Bey. Edirne'nin nesi? Edirne, 140 puanımız var. Tescilli lezzetlerden alacağız şu sorumuzu. Teleme, irmik, un, yumurta gibi malzemelerle hazırlanan Bursa'nın coğrafi işaret tescilli lezzetidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bursa'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti. Ülke genelinde de bilinen o tescilli lezzet Pınar Hanım. Şekerpare tatlısı. Şekerpare tatlısı doğru mu? Olmadı. Kutularımızdan birini açalım. Cansu Hanım. Kemal Paşa tatlısı. Kemal Paşa tatlısı doğru mu? Kutlarız. Cansu Hanım 1000 puana dayandı. 990 oldu tablosu. Aradığımız coğrafi işaret tescilli lezzete dair görsel geldi. Finale son 7 harf. Buyursunlar Cansu Hanım. Zeynep'in Z'si. Zeynep'in Z'si. 110 puanımız var. Anlam bilgisiyle devam ediyoruz. Bir olayın pek çok kişi tarafından konuşulur, üzerine yorumlar yapılır hale gelmesini ifade eden sözdür. Süremiz başladı. Magazinleşmek. Magazinleşmek. Hızlı gelen bu cevapla Cansu Hanım 1000 puanı da aşar mı? Görüyoruz. Tebrikler. Son 6 soruya girerken yine misafirlerimizin final şansı devam ediyor. Pınar Hanım'dayız. Rize'nin R'si. Rize. 110 puanda Rize'miz de var. Bu kez coğrafyadan gelecekmiş Pınar Hanım için. Bozdağlar ve Aydın Dağları arasından doğan Ege Denizi'ne dökülen akarsudur. Nokta 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 nehri. Süremiz başladı. Gelmedi. Sergen Bey. Küçük Menderes. Küçük Menderes Nehri. 110 puan kazandırır mı görelim. Tebrikler. Final turumuza son 5 harf. Sergen Bey sizdeyiz. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si 130 puanı var. Sinemadan alacakmışız bu kez efendim. Kırsal yaşama geçen bir çevreci grubun yöre insanıyla yaşadıklarını anlatan 2011 yapımı filmdir. Nokta 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 karşı. Süremiz başladı. Entelköy Efeköy'e karşı. Entelköy Efeköy'e karşı. Sergen Bey'den gelen hızlı cevap 130 puan kazandırır mı? Tebrikler.
Son 4 soruya girerken liderlik yarışında fark yine 30'a düştü. 1100 Cansu Hanım, 1070 Sergen Bey. Sorumuzu Murat Bey seçiyor. Çanakkale'nin ilçesi. Çanakkale, 80 puan değeri var. Tabirlerden alıyoruz. En azından, bari gibi anlamlarda kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Pınar Hanım. Hiç değilse. Hiç değilse. Doğru mu? Tebrikler. Finale son 3 harf Cansu Hanım seçecek. Iğdır'ın ısı. Iğdır, 90 puanımız var. Çalışma hayatından geliyor. Üretim sürecinde bedensel gücünden öte fikir işçisi olarak da adlandırılan çalışanlardır. Süremiz başladı. Beyaz yakalı. Beyaz yakalı. Cansu Hanım son 2 soruya da lider girer mi? Bu cevabıyla görelim. Tebrikler. Evet, son 2 soru. Artık finalistlerimiz net. Cansu Hanım'la Sergen Bey birazdan son sorularımızı cevaplayacaklar. Hem liderlik yarışı hem de üçüncülük yarışı için son 2 harfimiz kaldı. Pınar Hanım'a döndük. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz, 90 puanı var. Genel kültürden geliyor. Halk arasında yeni evlenenlerin iyi geçindiği ve evliliklerinin sorunsuz sürdüğü zaman dilimidir. Süremiz başladı. Cicim ayları. Cicim ayları. Son sorularda güzel ataklar yapan Pınar Hanım buradan da 90 puan kazanır mı? Tebrikler. Ve final öncesi son harf Sergen Bey'deyiz. Ordunun O'su. Ordunun O'su, 90 puan ve resimle tamamlıyoruz ikinci turumuzu. Pablo Picasso'nun meşhur tablolarından biridir. Pencere kenarında veya yanında nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Pencere kenarında oturan kadın. Pencere kenarında oturan kadın. Görelim. Tebrikler. Evet, yine final turu öncesi farkı 30 puana düşürdü Sergen Bey. Ve birazdan heyecanlı bir final var. Son sorumuzun cevabı pencere kenarında oturan kadın tablosunun da görseli geldi ekrana. Efendim, 44 sorumuzun ardından finalistlerimiz 1190'la Cansu Hanım, 1160'la Sergen Bey. Kutlarız. Ben bilirim de bu akşamın üçüncüsü turun başındaki durgunluğunu turun sonlarına doğru güzel puanlar kazanarak tamamladı Pınar Hanım. Sonradan biraz daha rahatladı gördüğüm kadarıyla. 550 ile üçüncümüz oldu. Murat Bey de Pınar Hanım'la uzun süre yakın gitti. Murat Bey de bu akşam 390 puan topları, tebrik ederiz. Evet, arada sadece bir soruluk fark var. Birazdan heyecanlı bir final bizi bekliyor efendim. Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Pınar Hanım, ne dersiniz bu akşama dair? Aslında iyi başlamıştım ama biraz butonun azizliğine uğradım herhalde. Hızlı davranmak gerekiyordu. Onu biraz kaçırdım sanırım. Çok gitti mi butona yetişemediğimiz için? Evet, cevap? Yani olmuştur. 3-4 soru oradan kaybettim. Sağlık olsun, ben çok eğlendim. Gayet mutluyum, keyifliyim. Sizleri unutmayacağım. Çok sağ olun Pınar Hanım. Teşekkür ederiz biz de. Ailece Ben Bilirim ailesine katıldığınız için bu akşam Pınar Hanım eşiyle birlikte stüdyomuzdaydı. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Ve vedalaşacağımız ikinci misafirimiz Murat Bey. Ne dersiniz bu akşama dair? Ben de ilk başta yarışa iyi başladığımı düşünüyorum. Ama ikinci turda birkaç soruyu kaçırdıktan sonra gelen bir stresle birlikte son kısımlarda tamamen kopmuş oldum yarıştan. Ama eğlendim. Çok güzeldi burada olmak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum final için. Sizleri de tanıdığıma çok memnun oldum. Teşekkür ederiz Murat Bey. Ayaklarınıza sağlık. Dediğiniz gibi aslında tura Cansu Hanım'ın hızlı başlaması, arkasından Sergen Bey'in de hep o takip mesafesini koruyarak ilerlemesi bu tarafın tablolarına olumsuz yansımış oldu. Ama biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Murat Bey de bu akşam stüdyomuzda kardeşiyle birlikteydi. Tekrar teşekkür ederim efendim. O zaman izninizle biz son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada var bir soruluk fark. Öndeki Cansu Hanım mı, geriden gelip Sergen Bey mi bu akşamın birincisi olacak? Ben Bilirim de final zamanı.
Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim final turumuz başlıyor. Cansu Hanım'ın bir soruluk avantajıyla ilk kategorimizi de Sergen Bey seçecek. Hazır mısınız Sergen Bey? Hazırım, başlayalım. Peki efendim. O zaman buyursunlar bu akşamın final kategorileri. Canlılar, genel kültür, sağlık, tarih ve sinema var. Hangisiyle başlayalım Sergen Bey? Genel kültür, Van'ın V'si. Genel kültür, Van, finalin ilk sorusu geliyor. Eflatun'la kırmızı arasında bir renktir. Süremiz başladı. Lacivert. Lacivert. Cevap doğruysa Sergen Bey liderlik koltuğuna geçecek. Doğru mu? Hayır dediler. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan birini açalım. Buyurun Cansu Hanım. Erguvan. Erguvan. Fark iki soruya yükselir mi? Görelim. Olmadı. Böylece iki misafirimizin birer buton hakkı var. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuyu da açıyoruz. 10 saniye. 6 saniye. 3 saniye. Sergen Bey. Begoveli. Begoveli. Doğruysa Sergen Bey lider olur. Begoveli. Oldu mu? Olmadı. Cansu Hanım için 3 saniye. Buyurun Cansu Hanım. Begoveli. Begoveli. Dördüncü ve son hakkımızı da Begoveli ile kullanıyoruz. Fark 2'ye yükselecek mi görelim. Olmadı. 4 hakkımızdan puan alamadık. Çok yaklaşmıştık Cansu Hanım'la. Üzerine bir de sistemden İ harfi geldi. Fakat orada Begoveli, Begoveli'ye döndük. Peki cevap neymiş görelim efendim. Erguvani'ydi aradığımız cevap. Sağlık olsun diyelim. Kaldı elimizde 9 soru. Farkımız 1 soru. Cansu Hanım'dayız. Genel kültür Denizli. Genel kültür Denizli geliyor. Halk arasında çam sakızına verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da bir kutu açma hakkımız var ve o kutumuz açılıyor. Buyurun Cansu Hanım. Badem. Badem. Halk arasında çam sakızına verilen ad. Bademse fark 2 olacak. Doğru mu? Olmadı. Son 20 saniye. Sadece Sergen Bey'in buton hakkı var. Cansu Hanım 2 hakkını kullandı. Sergen Bey de butona gitmek isterse son 10 saniye. Sergen Bey. Badik. Badik. Badik'le lider değişir mi? Halk arasında çam sakızına verilen ad badik mi? Hayır dediler. Sergen Bey'in bir buton hakkı daha var. Buyurun Sergen Bey. Bedük. Bedük. Dördüncü ve son hakkımızı kullanıyoruz bu soruda da. Cevap doğruysa lider değişir. Doğru mu? Kutlarım. Evet, son hakkında Sergen Bey puanı aldı. Kaldı elimizde 8 soru. Farkımız 1 soru Sergen Bey lehine. Sizdeyiz efendim. Sinema ordunun olsun. Sinema ordu. Buyursunlar. Mel Gibson ve Julia Roberts'ın rol aldığı, varsayımlar üreten bir taksi şoförünü anlatan filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutu da açılıyor. 8 saniye.
3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve misafirlerimiz butona gitmemeyi tercih etti bu soruda. Aradığımız o film geliyor efendim ekranımıza. Komplo teorisiydi aradığımız cevap. Televizyonda da ara ara karşımıza çıkan o film. Mel Gibson, Julia Roberts ve soru seçme sırası şimdi Cansu Hanım'da. Son 7, fark 1. Sağlık, Cansu'nun C'si. Sağlık, sağlık. Sağlık, Cansu'nun C'si geliyor. Hastalığın yayılmaması amacıyla enfekte olanların sağlıklı insanlardan ayrı yerde tutulmasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sergen Bey. Tecrit. Tecrit. Doğruysa final turumuzda fark ilk kez iki soruya yükselecek. Tecrit cevabıyla doğru mu görelim. Kutlarız. Kalan 6, fark 2. Mersin'den ve İstanbul'dan misafirlerimizin keyifli final rekabetinde döndük Sergen Bey'e. Sinema, Özbekistan'ın Ö'sü. Sinema, Ö harfi şöyle sorulmuş. Gülşen Bubikoğlu, Perran Kutman, Adile Naşit, Münir Özkul ve Müjdat Gezen'in rol aldığı 1982 yapımı komedi filmidir. Süremiz başladı. Görgüsüzler. Görgüsüzler. Sergen Bey'den hızlı gelen bu cevap farkı 3 soruya yükseltir mi? Görelim. Tebrikler. Şöyle bir detay var. Ben anneme teşekkür edeyim buradan. Ben küçüklüğümden beri verseniz 7-24 Yeşilçam izler. Onun alışkanlığıyla gelen bir cevap aslında. Güzel, faydasını gördünüz Sergen tabii, Bey. Tabii. Son dönemde 360 ekranlarında da gerek gündüz gerek gece saatlerinde çok fazla Yeşilçam filmi. Hatta hafta sonunda da Kemal Sunal kuşağı var. Kesinlikle. Dediğiniz gibi o özlediğimiz tatlar ne zaman görsek devamını getirdiğimiz, yarım bırakmadığımız filmler efendim. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Tebrikler Sergen Bey. Teşekkür ederim. Artık elimizdeki kalan soru sayısı böylece 5'e düştü. Farkımızsa 3 oldu efendim. Şimdi Cansu Hanım seçiyor. Canlılar, Talat'ın T'si. Canlılar, Talat'ın T'si geliyor Cansu Hanım için. Buyursunlar. Boğagillerden çok güçlü ve büyük bir yılan türüdür. Süremiz başladı. Piton. Piton. Cansu Hanım farkı yeniden iki soruya düşürecek mi? Piton cevabıyla görelim. Kutlarız. Kaldı 4 soru. Fark 2 soru. Sizdeyiz Sergen Bey. Tarih, Yalova'nın yeğesi. Tarihin de ilk sorusunu Yalova'dan alıyoruz. Tarihte padişahların genellikle kısa mesafeler için kullandığı deniz taşıtlarına verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 4 kutu açma hakkımız var. Buyurun Sergen Bey. Hükümdar kayığı. Hükümdar kayığı. Doğruysa fark 3 soruya yükselecek. Doğru mu? Olmadı. Sergen Bey cevap haklarını hızlı kullandı. Sadece Cansu Hanım'ın buton hakkı var. Kutu açamıyoruz. Son 15 saniyeye doğru ilerliyoruz. 10 saniye. 6 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve gitmedi Cansu Hanım da butona. Sergen Bey'in ikinci kelime, evet cevabımızla örtüşüyordu, kayığı. Peki ne kayığıymış? Alalım efendim cevabımızda. Saltanat kayığıydı aradığımız cevap. Elimizdeki soru sayısı 3, farkımızsa 2 soru. Sorunun sahibi Cansu Hanım. Cevabı alırsak fark 1'e düşer, heyecan artar. Sekerse, cevap Sergen Bey'den gelirse, Sergen Bey bu akşamın birincisi olmayı garantiler. Bu ihtimallerle gidiyoruz kategorilere.
Canlılar Çanakkale'nin Ç'si. Canlılar Çanakkale geliyor ekranımıza. Kısa bacakları, uzun, kuvvetli, koyu renk gagası olan bir canlıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var. Birini açıyoruz. Bir kutu daha. Son 15 saniyeye girmeden Sergen Bey. İt çelliği. Bir daha alabilir miyim? İt çelliği. İt çelliği. Doğruysa Sergen Bey bu akşamın birincisi olur. Doğru mu? Olmadı, açabileceğimiz son kutu da açılıyor. Sergen Bey. Su çelliği. Su çelliği. İçelliği. Çelliği. Çelliği, su çelliği. Su çelliği. Bu cevap Sergen Bey'i bu akşamın birincisi yapar mı görelim. Olmadı, sadece Cansu Hanım'ın buton hakkı var ve 10 saniyemize girdik. Cansu Hanım. Su çıllığı. Su çıllığı. Fark bir soruya düşer mi? Su çıllığıyla görelim. Olmadı. 4 hak kullanıldı. Cevap gelmedi. Su çulluğu olabilir mi? Az önce ben onu söyleseydim keşke diyor Sergen Bey. Peki doğru muymuş? Su çulluğuydu aradığımız canlımız. Ve ben bilirim de kritik eşikteyiz efendim. Kalan 2, fark da 2. Sergen Bey seçecek. Eğer cevabı alırsak bu akşamın birincisi zaten. Sekerse, Cansu Hanım'dan gelirse de son sorulara kadar gideceğiz. Buyursunlar efendim. Sergen Bey'le gidiyoruz kategorilere. Tarih Iğdır'ın ısı. Tarih Iğdır ekranımıza geliyor. 1256, 1335 yılları arasında hüküm sürmüş Hülagü Han tarafından kurulmuş devlettir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da 2 kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Açabileceğimiz ikinci ve son kutu da geliyor. Buyurun Sergen Bey. İlhanlı. İlhanlı. Aradığımız cevap İlhanlı Devleti ise Sergen Bey bu akşamın birincisi olur. Doğru mu görelim. Tebrikler. Efendim, bu arada final turumuzun 9 sorusunun ardından tablomuz ortaya çıktı. 1960'da Sergen Bey birincimiz, 1390'da da Cansu Hanım ikincimiz. Kutlarız. Ne dersiniz Cansu Hanım? Nasıldı yarışın bir değerlendirmesini ben yapsanız? Finale gelebileceğimi düşünmüyordum. O yüzden çok mutluyum aslında burada olduğum için, son tura kaldığım için. Tebrik ederim Sergen Bey'i de. Teşekkürler. Çok keyifliydi bu akşam. Teşekkür ederim. Zaten hep yakın yarıştınız Sergen evet. Bey'le. Biraz siz öne geçtiniz. Sonra Sergen Bey geldi. O ikinci turdaki hareketlilik döneminde. Sonra Sergen Bey öne geçti derken çok denk rakiplerdiniz. Ve güzel de yarıştınız. Bizi ağırlamaktan memnun olduk Cansu Hanım. Tekrar teşekkür ederim efendim. Cansu Hanım'ın Denizli'deki ailesi ben bilirim sürekli takip ediyormuş. Başta da bahsettik. Saygılar tüm aileye. Bu akşam Cansu Hanım'ı yalnız bırakmayan arkadaşına da ayrıca teşekkür ederiz. Ve Sergen Bey Mersin'den misafirimiz. Bu akşamın birincisi. Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Nasıl geçti geneli Sergen Bey? Genel olarak aslında evdeki gibiydi. Ben burada biraz daha gergin olabilir diye düşünüyordum ama size de teşekkür ediyorum. Ev rahatlığını burada bana ve diğer yarışmacı arkadaşlarıma sağladığınız için. Hem Cansu Hanım hem diğer yarışmacı arkadaşlarım gerçekten çok başarılıydı. İllaki bir tane kazanan olacak ama benim için ilk kazanım buraya gelip sizlerle bu heyecanı deneyimlemiş olmak. Teşekkür ederiz efendim. Güzel de yarıştınız zaten Sergen Bey. Sergen Bey de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimizdi sağ olsun. Mersin'den misafirimizdi. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve Sergen Bey'in de artık ödülünü takdim edelim. Sevgili seyirciler, yine ben bilirim diyen değerli misafirlerimizle çıktığımız yolculuğumuzda bu akşam geride başladığı final turunu önde tamamlayan 1960 puana ulaşan Sergen Bey günün birincisi ve ödülün sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle tekrar tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim tekrar.
Efendim biz bu akşam da sona geldik. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Geçmiş olsun. Tebrik ederim.